En önemli faktör kadın yaşıdır. Hiç değişmez kural budur. Onun için kadın yaşı özellikle 35'in üzerine çıktıkça, bu hele 40'lı yaşların üzerinde çok daha belirgin şekilde düşüyor tüp bebek başarısı. Siz ne yaparsanız yapın. Birçok kişi de şöyle bir intiba alıyor. İşte benim adetlerim düzenli, her ay normal adet görüyorum. İşte dolayısıyla ben çocuk sahibi oluyorum. Hayır, öyle değil. O yumurtalar anne karnındayken oluşuyor. Siz 40 yaşındayken onlar 41 yaşında. Ve bu yaşlanmış yumurtalarda bir sürü kromozomal defekler, içerisindeki bir takım organellerde azalmalar, mitokondri gibi hücrelerde azalmalar meydana geliyor ve hücrenin enerjisi düşüyor ve bunların tutunma şansı giderek azalıyor. Dolayısıyla eğer tüp bebek dahi yaptırıyorsanız lütfen bunu ileri yaşlara bırakmayın. Gebelik ihtimali çok düşüyor. İkinci faktör, bugün üzerinde durduğumuz faktörlerden birisi gene azalmış yumurtalık rezervidir. Yumurtalık rezervi azalmış olan hastalarda, ki bu kaliteyle de alakalıdır. Bakın, yumurtaların kalitesini ölçen bir sistem yok. Yumurtaya bakıp bu kaliteli, bu çok işte içindeki organelleri sayamıyorsunuz, enerjisine bakamıyorsunuz. Dolayısıyla rezervi azalmış hastalarda kendi yaş gruplarına göre daha düşük gebelikler elde ediyoruz. Üçüncü faktör kilo. Eğer kiloluysanız, özellikle vücut kitle indeksiniz, biliyorsunuz insanın vücut ağırlığının metre karesine, boyunun karesine bölümü vücut kitle indeksini verir. Eğer bu rakam 30'un üzerindeyse biraz kilo verip ondan sonra tüp bebek yapmakta fayda var. Çünkü ileri kilolar gebelik oranlarını tüp bebekte azaltıyor. Üçüncü bir faktör de sigara olduğunu söyleyebilirim. Her iki çiften birinin sigara içmesi gebelik oranlarını etkileyebiliyor. Onun için en azından tedavi süresi boyunca bile sigara içilmemesi gerektiğini ısrarla vurgulamaya çalışıyoruz.